Herkese merhabalar, Coinance kanalına hoş geldiniz. Bu videoda henüz boğa görmemiş coinleri anlatacağım. Tabii ki hepsi bir videoya sığamaz. Daha önce de 2-3 tane çekmiştim. Zaten ileride de en az 2-3 tane daha çekerim. Şimdi 5 tane coin'e bakacağım. Ama anlatmaya başlamadan önce kanala destek olmak için abone olup videoya like atmayı unutmayın diyorum ve videoya başlıyorum. İlk coin'im Stargate Finance, yani STG coin. 2021 boğasında DeFi protokolleri piyasayı yukarı taşımış ve hepimize kazandırmıştı. Gelecek boğa sezonunda da gizlilik ve de köprü protokollerinin başı çekeceğini ve de bizlere birçok para kazandıracağını düşünüyorum. Stargate Finance'de DeFi'nin kalbinde yer alan zincirler arası bir likidite taşıma, yani köprüleme projesi. A16z, Coinbase, Spartan, Sequoia gibi dev yatırım firmalarından destekli önemli bir Layer Zero Labs protokolü zaten. Platformda 150 milyon dolardan fazla kilitli varlık bulunuyor ve de son 24 saatlik hacmi de arkadaşlar 26 milyon doları aşmış durumda. Oldukça büyük bir TVLS'de sahip zaten. Yani platform aktif bir şekilde de sorunsuz bir şekilde de çalışıyor zaten. Bilmeyenler için tam olarak neler yapılabilir bir daha bahsedeyim. Stargate kullanarak coinlerimizi birebir oranda Ethereum, BNB, Avalanche, Optimism, Arbitrum gibi birçok ağlar arasında anında köprüleyebiliyoruz. Ayrıca platforma farklı ağlarda ETH, USDC gibi coinleri farm ederek, yani likidite ekleyerek pasif gelir elde edebiliyoruz. Likidite ekledikten sonra da arkadaşlar ek gelir olarak yöneticim tokeni STG kazanıyoruz. STG coinleri de daha sonra tekrardan stake ederek gelirden tekrar ek gelir kazanmış oluyoruz. Toplam arzı 1 milyar adet olan STG coin'i yaklaşık %21'i şu an piyasada arkadaşlar. Market değerlemesi olarak da zaten şu an 260. sırada. Hemen analize bakalım. STG coin arkadaşlar yükselişin ardından FTX krizine kadar büyük bir düşüş yaşadı. Daha sonra da arkadaşlar yine bu bölümde bizim bir videomuzda da konuğumuz olmuştu. 0.34 dolar seviyelerinden 1.39 dolar seviyelerine kadar güzel bir yükseliş yakalamıştık hep beraber. Ardından ama arkadaşlar marketinde düşüşüyle birlikte o da STG coin'de üçlü hareket yaparak aslında bir düşüş gerçekleştirmiş oldu. Bence de şu an bu düşüş sonlandı diyebilirim. Hatta burada da çok önemli bir desteği daha sonradan dirence de çevirmişti zaten 52 senti ve de şu anda zaten oradan red yemiş gibi duruyor. Yani benim fikrim şu anda artık nötr bir pozisyona geçtiğini düşünüyorum. Bu bölgelerde arkadaşlar biraz oyalanıp ardından 52 sent seviyelerini aşacağımız ve daha sonra da 72 sent seviyelerinde bir süre tekrar dolanacağımızı düşünüyorum. Ardından da zaten Layer Zero'nun da aktif olmasıyla Layer Zero artık ekosisteminin, yani kendi coin'ini çıkarmasıyla birlikte de zaten o hype ile birlikte benim tekrardan düşüncem 1.4 dolar seviyelerini tekrardan göreceğimiz, ardından da şu an Binance ekranı açık olduğu için ATH'ı 1.40 dolar olarak gözüküyor ama daha önceden de arkadaşlar 3 dolar 4 dolar seviyelerini de görmüştü arkadaşlar. Şuradaki FTX'i saymazsak arkadaşlar, yani şuradaki saçma mumu saymazsak şu anda tekrar bir yükseliş hareketinin devamını olduğunu düşünüyorum ve de bu yükseliş hareketi o ayla da birlikte güzel karlar getirecek bizlere. Her listenin olmazsa olmazı tabii ki bir memcoin bence arkadaşlar ve de aralarında boğa görmeyen en önemlisi de Pepe, zaten hepimiz biliyoruz. Doge, Shiba hepsi bir önceki boğada şov yaptı. Çok ciddi fiyatlara geldiler, marketi domine ettiler hatta o günlerde. Tekrar o günlere gelmeleri için yeni oyuncular ve de belki çok büyük önemli dış etkenler gerekiyor. Bugün Doge alsanız da boğada üzülmezsiniz evet, ama yüzdesel olarak Pepe'nin onlara geçeceğini düşünüyorum. Pepe'nin ardından türevleri de çıktı ancak ortalığı kasıp kavuran bir coin olmadı. Yani meme coinler arası şimdilik en büyük adayım Pepe benim. İlerleyen dönemde yeni bir meme coin çıkabilir, patlayabilir, ortalığı yıkıp geçebilir arkadaşlar. O zaman da zaten duruma göre bakarız. Yine değerlendirmemizi yaparız da. Toplam arzı 420 trilyon adet olan Pepe'nin %100'ü de zaten şu an dolaşımda. Yani herhangi bir gizli bir şekilde bir token paylaşımı vesaire yok arkadaşlar. Hemen analize geçiyorum. Pepe arkadaşlar bildiğiniz gibi önce merkeziyetsiz borsada listelendi. Daha sonra da zaten altcoin'leri hemen listeleyen borsalarda listelenmeye başladı. Ve de ardından Binance haberiyle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle güzel bir yükseliş yapmıştı. Biz de o dönem bunun shortunu açıkçası güzelce kazanmıştık. Daha sonra da arkadaşlar şöyle bir yükselen trend tutunamayarak 6.059 seviyelerine kadar geriledi. Son günlerde de arkadaşlar Bitcoin'in de büyük destek vermesiyle şuradaki düşen trendi kırdı. Ardından da güzel de bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat gördüğünüz gibi şuradaki aslında seviyeden reddini yemiş oldu. Şuradaki şu bölgeden de reddi yemiş oldu. Şu anda da toparlanma evresine geçtiğini düşünüyorum. Yani tekrardan 6.081 seviyelerine kadar bir düşüş göreceğimizi ve de yükselişe doğru yöneleceğimizi düşünüyorum. Bunu güzel bir boğanın gelmesi lazım ki tekrardan, yani
Önce Bitcoin, ardından Majör altcoin'ler Ethereum'la birlikte, ardından da tekrardan böyle meme coin'lere güzel bir furyanın böyle dalga halinde gelmesi gerektiğine inanıyorum. Daha sonra da arkadaşlar zaten buradan yükseliş yapması halinde resmen öne açık, yani 5.026'lara kadar çok rahatlıkla yükselecektir. Ardından da 5.037 seviyelerine ben geleceğini düşünüyorum, ama tabii ki ne zaman bunlar yine içeri büyük de bir hacmin girmesi gerektiği zamanlarda, yani bu da boğa zamanının olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki projemi aslında daha çok yine anlatmıştım arkadaşlar. Mutlaka bizleri takip eden hatırlayacaktır. Ama bu videoda da kısaca bahsetmeden geçmek istemedim. Optimizm, Ethereum üstünde yer alan Layer 2 bir zaten blok zincir. Optimizm, optimistik rollup'lar kullanarak Ethereum güvenliğinden yararlanıyor ve de Ethereum ekosisteminin ölçeklenmesine yardımcı oluyor. Ne demek bu arkadaşlar? Yani işlemler Ethereum güvencesi altında, fakat Optimizm'e kaydedilmiş oluyor. Yani Ethereum'un üstüne ekstra yük bindirmeden tüm işlemler yapılmış oluyor arkadaşlar. Optimizm şu an iki kola ayrılmış durumda. Birincisi Stack, diğeri Superchain. Çok kısaca da bahsedeyim. Birçok proje Optimizm altyapısını kullanarak kendilerine özel Layer 2 ağlar üretiyorlar. Bunlardan biri de dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi olan Coinbase'in Base ağı arkadaşlar. İkinci özelliği Superchain demiştim. Optimizm tüm OpStack zincirlerin ortasına bir adet Superchain, yani bir tüm ağların ortasına bir bağımsız bir ağ yapmayı planlıyorlar arkadaşlar. Hemen Opcoin Tokenomics'e de bakmak istiyorum. Toplam arzı 4.3 milyar adet olan Opcoin'in şu an 880 milyon adeti dolaşımda, yani %21'i market değerlemesi olarak da 40. sırada. Hemen analize geçiyorum. Geçtiğimiz videoları izleyen arkadaşlar zaten hatırlayacaktır. Şurada şöyle bir tane düşen trendden bahsetmiştim. O düşen trend geçtiğimiz günlerde kırıldı ve de Bitcoin'in yükselişle birlikte arkadaşlar 1.16 seviyelerinden Opcoin'i 1.47 seviyelerine kadar taşıdı. Ardından da arkadaşlar şu anda aslında güç topluyor bütün market gibi. Ama şunu da söylemek istiyorum. Optimizm'de büyük zaman diliminde bir yükseliş hareketi var. Bence bu yükseliş hareketi zaten bu ayla da birleşince bence daha büyük bizlere getiriler sunacak. Yani şurada bir büyük bir W formasyonunun oluşacağını düşünüyorum ben. Buradaki W formasyonunun oluşmasıyla da zaten ilk hedefimiz 1.79 olacak. Ardından 2.36 ve de 2.84 seviyelerini çok rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Boğanın gerçekten hani geldiğinden sonra arkadaşlar Opcoin ile ilgili fikrimin en az 25-30 dolar seviyelerine çıkmasını bekliyorum. Yani bu da oldukça güzel bir hedef bence arkadaşlar. Yani kovalaması, değerlendirilmesi gereken bir hedef bence. Sıradaki projem Hooked. Yani Hook Coin, Binance Launchpad projesi arkadaşlar, hatırlayanlar olacaktır. Projeyi listeye ekledim çünkü ekosistemin birçok dalıyla da şu an ilintili. Hook protokol gelecekte milyarlarca insanı Web3'e yönlendirmeyi amaçlıyor. Hem eğitici hem de eğlenceli bir ekosisteme sahip. Hooked oyunlaştırılmış sosyal öğrenme deneyimleri sağlayarak Web3'ün kitlesel benimsenmesini arttırmak istiyor. Bunun için de zaten proje hem infra hem de akademi diye şu an ikiye ayrılıyor. İnfra, projelerin hook legoları, yani basit modüllerini kullanarak Web2'den Web3'e geçmenini sağlıyor. Akademi ise tüm kullanıcıların Web3 gelişimi ve de eğitimini oyunlaştırıp eğlenceli hale getiriyor. Aslında hook Web3 eğitimi ve de gelişimi için bir nevi geçiş ekosistemi oluşturuyor. Hook token ekosistemi likidite ve de yönetişim tokeni. Hook'un arzı sabit ve de deflasyonist olacak şekilde ayarlanmış. Toplam arzı 5 milyon adet Hook'un şu an %23'ü dolaşımda, ancak bu emisyon 2029 yılına kadar kademeli olarak devam edecek. Hemen analize bakalım. Binance ile çıkış yaptığını söylemiştik arkadaşlar. Burada zaten görmüş olduğunuz mum şu an Binance'in Launchpool'daki TG'sinden bahsediyor arkadaşlar. Ardından da şurada görmüş olduğunuz gibi 2.45 dolar seviyelerinde kar satışlarıyla birlikte düşüş gördükten sonra tekrardan 4 dolar seviyelerine geliyor ve de ardından şurada görmüş olduğunuz alçalan kama formasyonunu oluşturmuş. Normalde alçalan kama formasyonları daha büyük bir yükselişi göstermiş olsa da Hook o yükselişi yapamadı ve de marketle birlikte arkadaşlar 70 sent seviyelerine kadar geri çekildi. Daha sonra da yine Bitcoin'in son günlerde yapmış olduğu hareketlenme ile 70 sent seviyelerinden 91 sent seviyelerine çıktı. Yalnız benim naçizane fikrim şu an şu bölgelerde oyalanacağımız. Ardından bir süre sonra tekrardan hem Binance Launch bu projeleri hem de tekrardan NFT ve de eğitim projelerinin tekrardan canlanacağını düşünüyorum. 1.29 dolar, 1.56 dolar seviyelerine çıkacağımızı öngörüyorum arkadaşlar. Hook için beklentim arkadaşlar benim, yani şu an bile şuradan dahi alsanız en azından 4-5 kat yapacaksınız. Yükselerek arkadaşlar zaten 4 dolar seviyelerini aşmamız ve de bir sonraki boğanın sonunda tekrar NFT furyasının canlanmasıyla güzel bir yükseliş göreceğimizi ve de kar edeceğimizi düşünüyorum. Son projemin adı ise Forta.
Forta, yapay zeka destekli merkeziyetsiz veri paylaşımı ve güvenlik platformu, Forta veri paylaşımının güvenliğini ve de şeffaflığını artırıyor. Veri sağlayıcıları verilerini şifreleyerek Forta platformuna yüklüyor. Bu verilere erişim talep eden kullanıcılar da Forta tokenini kullanarak bu verileri alabiliyor arkadaşlar. Projenin yatırımcıları arasında gördüğünüz gibi Coinbase, A16z ve de Blockchain Capital gibi devler bulunuyor arkadaşlar. Toplam arzı 1 milyar olan tokenin %40'ı piyasada. Piyasa ilk çıktığında da arkadaşlar testnetine yani katılanlar olarak 3000 dolar gibi güzel bir airdrop almıştık. İyi projeleri erkenine yakalamak işte böyle güzel fırsatları bizlere sundu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bizleri bu konuda takip etmeniz ve de whitelist dahi olsa arkadaşlar başvurmanızı tavsiye ediyorum. Toplam arzı 1 milyar olan Ford tokenlerin şu anda 387 milyonu dolaşımda. Hemen analizine bakalım. Ford token düşüşün ardından toparlanmaya çalışsa da tekrardan 35 cent seviyelerinden düşerek 9 cent seviyelerine kadar geriledi. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir iki günde de 9 cent seviyelerinden 65 cent seviyelerine kadar çok çabuk çıktı. Yani bu coin aslında böyle sürprizleri bizlere veriyor. Daha önceden destek olarak çalışan 17 cent şu anda arkadaşlar direnç olarak çalışıyor, karşımıza çıkacak. Önce arkadaşlar 9 cent seviyelerinden tekrardan yükseleceğimizi düşünüyorum ve 12 centleri yakalayacağız. Şu bölgede oyalanacağız bence ama fakat boğa ile birlikte tekrardan 30 centi göreceğimizi düşünüyorum. Forta'yı arkadaşlar ben değerlendirmeyi şunun için aldım. Çok önemli destekçileri var. Bu destekçiler de elbette yani para kazanmak isteyecekler. Çünkü bunlar da erken yatırımcılar. Yani bir şekilde yani coin fiyatını yukarıya destekleme ittirmek isteyeceklerdir. Ayrıca coin'in de şu an sadece Binance US'de listeli olduğunu söyleyelim. Yani Coinbase tarzı borsalarda listeli fakat Binance US'de listeli, Binance Global'da listeli değil arkadaşlar. O yüzden bence yine böyle bir hype yaparak şöyle bir mumu bizlere tekrar gösterip yine güzel bir yükselişle de çok böyle anlıkta bir kar alma şansımız var arkadaşlar. 2024 yılında da yüksek potansiyelli coin'leri incelemeye ve de avlamaya devam edeceğiz. Siz de bizimle birlikte para kazanmak istiyorsanız kanala abone olup CoinHunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı da anında görmek için bizi Twitter ve de Telegram'dan takip edin. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.